Burada arkadaşlar 6 eşit parçaya bölündüğü için 2 bölü 3 neye eşit aslında? 4 bölü 6'ya eşit. Böylece 4 bölü 6 hangi grup olur? Bakın B. B'ye eğer siz bir tane daha eklerseniz 4 bölü 6 olacaktır ve 2 bölü 3 olur bu yüzden. Birincisi B olur. İkinciye geldiğimiz zaman 5 bölü 6 olması için hangisi 4 bölü 6 hali hazırda? Bakın D. Buna gerçekten bir tane eklersek böylece 5 bölü 6 oluyor. Ya da E'ye eklersiniz 5 bölü 6 olur gördüğünüz gibi. Buna göre artık o zaman ya D ya E olacak. BE yoksa şıklarda evet BD'de olur arkadaşlar. Yeter ki 5 bölü 6'yı versin. D şıkkı. Parantezleri kaldırmamız lazım arkadaşlar. Buna göre düşünelim bakın. 12 bölü 10 eksi 6 eksi 4 2. Bütün parantezleri kaldırdık ortadan. 12 bölü 10 1.2. İşlem önceliği gereği çarpma ve bölmeyi önce yapmalıyız. Eksi 8 eksi 6. Eksi 14 artı 1.2 ne oldu arkadaşlar? Eksi 12.8 gelmiş oldu. Doğru sonuca bakalım şimdi. Doğru sonuçta parantez içi önce yapılır. 2. Sonra 2 çarpı 2 4. 10 eksi 4 6. 12 bölü 6 2 geldi. Demek ki eksi 12 bölü eksi 12.8'i 2'ye bölersek gerçek sonucun eksi 6.4 katı arkadaşlar. A şıkkı. Burada şöyle yapmak gerekiyor bakın. Şimdi kök x arkadaşlar çift sayı değil mi? O zaman kök x'e bir 2k diyeceğim ben çift sayı olduğu için. X buradan 4k kare gelir. Sonra küp kök y'ye yine bir 2m diyelim. Y de buradan 8m küp olur. Bu bizim için şöyle önemli. Yerine yazdığınızda 4k kare artı 8m küp bölü 2. Zaten ikiler sadeleşir. Evet bu bir tam sayı olur. Çünkü 2k kare artı 4m küp olacak. Sonra gelelim buraya. 2x. X neydi? 4k kare. O zaman burası 8k kare olur. Y zaten 8m küp. 8'e böldüğümüzde yine sadeleşir. K kare artı m küp diye gördüğünüz gibi bir çift sayı olur arkadaşlar yine. Bu da doğrudur kesinlikle. Ve gelelim x artı y bölü 16'ya. Şimdi x 4k kare. Y arkadaşlar 8m küp bölü 16. Biz şimdi k ve m'nin ne olduğunu bilmiyoruz ya. K kare bölü 4 artı m küp bölü 2'de k ve m'nin ne olduğunu bilmediğimiz için bu soru işareti olacak. Cevabımız C şıkkı. Biz çünkü k ve m'ye harf diyoruz. Belki k1, belki arkadaşlar 3, belki 2, belki 6. Bilemediğimiz için bölünüp bölünmediğini de bilemeyiz. Ardışık 3 çift doğal sayıyı şöyle yazalım. 2a, 2a artı 2, 2a artı 4. O zaman 6a artı 6 olur. Demek ki arkadaşlar bu sayı bir kere 6'nın katı çift bir sayı olmalıymış. Bu kenarda dursun. Sonra tek sayı kavramına bakalım. 2m eksi 1, 2m artı 1, 2m artı 3 diye yazdım. İkişer ikişer artıyor. Tek sayıların gösterimi genel olarak neydi? 2m eksi 1. Böylece toplarsak 6m artı 3 olur. Bu da 6 ile bölümünden kalan 3 olan sayı demektir. İlk önce çiftten başlayacağım. Sonra burayı yorumlarım arkadaşlar. Dikkat! Bir sayı çiftse o zaman 2, 4, 6, 8'dir. Son basamağı, birler basamağı. O zaman 3'e bölünen son basamağı 2 olan sayılar neler var? 12 var. Sonra 3 ekle 42 var ama 42 olmaz. Neden biliyor musunuz? Ters çevirdiğiniz zaman yani sağdan okuduğunuz zaman 24 tek sayıdır. Ama 6m artı 3 tek sayıdır arkadaşlar. Bu yüzden 42 olmayacaktır. Çift sayı olur. Gitti. Sonra 3 daha ekle 72. Şu an kontrol edebileceğim sayıları alıyorum. Geliyorum 4 olan son basamağı 4 olan sayıya. 24 olur ama olmaz. Neden? Biz bunu sağdan okuduğumuz zaman tek sayı olması gerekiyor. Çünkü 6m artı 3 tek sayı arkadaşlar. 3 daha ekle 54. 3 daha ekle 84. Yine olmaz çünkü arkadaşlar tek sayı. Bundan sonra onların olmayacaklarının neden olmayacağını söylemeyeyim artık. Şimdi 36 olur. 3 daha eklersek 66 geçtim olmaz. 96 olur. 18 3 daha eklersem 48 olmaz. 3 daha eklersem 78. Şu an kontrol edeceğim sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sadece. Bunları sağdan okuyalım. 21'in 6 ile bölümünden kalan 3 müdür? Evet. Yine 63'ün 6 ile bölümünden kalan 3'tür, doğru. 81'in arkadaşlar 6 ile bölümünden kalan 3'tür. 87'nin, 69'un, 45'in ve 27'nin. Hepsinin bakın 6 ile bölümünden kalan 3 olduğu için bu 7 sayı da sağlar C şıkkı. Biraz belki bunu fark etmek zor olabilir. Fena bir soru değil. Arkadaşlar normalde önce bir bilgi vereyim. Bir sayının asal bölenlerinin kaç tane olduğunu sorduğunda normalde üstlere bakmayız sakın. 2 ve 3'ten 2 tane deriz. Ama bu soruya göre böyle bir kendi kural öğretmiş, ona göre, tamam mı? Normalde bildiğiniz bilgiden şaşmayın yani. Bu soruya özel diyor. Bunu ayırdığın zaman üstleri topla diyor yani. Bakın 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 4 tane olur. Örnek bir tane daha vereyim ben size. 5 üzeri 7, 2 üzeri 6 olsa bunun bu soruya göre şu modeldeki cevabı ne olacak? 7 6'dan 13 olacak, tamam mı? Soruya göre yapıyoruz şimdi. 13'ün karesi artı 13'ün karesi çarpı 2'nin karesidir. O zaman 13'ün karesi parantezine alırsak 1 artı 4 olur. Yani 13'ün karesi 5 üzeri 1. O zaman 2 artı 1'den üsler toplamı 3 geldi. Bu olmadı. 15 faktöriyelin karesine yapabiliriz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 15 faktöriyel çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel. O zaman bu 16 çarpı 15 faktöriyelin karesi olur. Yani buradan asal çarpanlar kaç tane gelirse gelsin üstleri çarpınca 2 ile çift sayıda gelecek arkadaşlar. Örnek şöyle düşünün. 5 üzeri 3 olsa siz bir daha bunun üstünde 2 olduğu için 5 üzeri 6 olur. Her türlü çift sayı olur. Yani tek tek hesaplamanıza gerek yok. Buradan bütün asal bölenlerin sayısı çift gelecek. 16'da 2 üzeri 4 olduğundan buradan da çift gelecek. Çift artı 4 ne yapar? Yine bir çift sayı yapar. Dolayısıyla bu doğrudur. 33'ün karesi 33'ün kübü 3'ün kübü çarpı 11'in kübüdür. 12'nin karesi 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 2'den 3 üzeri 3, 11'in kübü, 2 üzeri 4 ve 3'ün karesi. Böylece arkadaşlar bakın 2 üzeri 4'ten 4 tane gelecek. 3 üzeri 3, 3 üzeri 2'den 5 gelecek üst. Bir de buradan 3 gelecek. Yine çift sayı elde ettik. Demek ki cevabımız 2, 3 oldu. D şıkkı. Arkadaşlar paydalar aynı olduğu için A'nın B'ye bölümü C'nin B'ye bölümüne eşitse o kadardan özel bir şey sakın düşünmeyin. A C'ye eşittir. A C'ye eşit olduğu için de 1 1 daha 2 yapar. A'nın B'ye oranı 2. C'nin B'ye oranı yine 2 olacak. A buradan 2B'ye eşit. Doğal olarak C de 2B'ye eşit. İkisi de aynı sayı olduğu için. Şimdi gelelim B üzeri A eksi C'ye arkadaşlar. A eksi C 0 olduğu için bir sayının 0. kuvveti 1'dir. B 0'dan farklı olduğu için zaten 0 üzeri 0 olma şansı yok. Doğru. Gelelim A eksi B'ye. A eksi B arkadaşlar 2B eksi B'den dolayı B olacak. B üzeri C. Burada arkadaşlar C negatif mi pozitif mi bilmiyoruz. Dolayısıyla C negatif olursa bu ters çevrilir. 1 arkadaşlar kesirli sayı çıkar. O yüzden 2 soru işareti. 3'e geldiğimiz zaman A üzeri C bölü B. C'nin B'ye oranı arkadaşlar neydi? 2 değil mi? Haliyle A karede buradan bir sayının karesi her zaman pozitif sayı olacağı için 0 hariç. Dolayısıyla bu da pozitiftir. Cevabımız 1, 3, D şıkkı. Uzaklık arkadaşlar asla negatif olamaz. Şimdi burada bakın y eksi 4'ün mutlağı negatif olamayacağına göre önünde bir de eksi var. Eğer y eksi 4 bir pozitif sayıysa şöyle, bu bir pozitif sayıysa mutlak y eksi 4 önüne eksi gelince eksi olur. Uzaklık da negatif olamaz. Soru hatalı olmadığına göre size şu mesajı veriyor. Demek ki y 4 olmalıymış ki uzaklığın negatif olmaması için önündeki eksiden de kurtulamayacağıma göre tek ihtimal böylece eksi 0 eşittir 0'dan x sayısının 3'e olan uzaklığı. Bakın bir sayı uzaklığı mutlak değerdir. 0 olsun, yani x de buradan 3'müş. Y de zaten 4. Dediğim gibi en önemli şey bunlar da soruda. Haliyle x 3 olduğu için 3 artı a sayısının y'ye olan uzaklığı bakın 3 artı a'nın 4'e olan uzaklığı demek oluyor. Eşitmiş 5'e. Bundan dolayı a eksi 1'in mutlak değeri 5. Ya 6'dır ya da eksi 4'tür. Şıklarda 6 var. D şıkkı. 2021 koyalım yerine arkadaşlar. 2021'in karesi virgül 1 çıkarırsak 2020 olur. 2021 artı 1'den de 2022'nin karesi. Kapalı aralığında kaç sayı vardır? Malum iki sayı arasında kaç sayı vardır dersek ikisi de dahil olmak üzere b eksi a artı 1 deriz ki ikisinin de dahil olduğunu görelim. Böylece 2022'nin karesinden 2020'yi çıkaracağız karesine. Bir de 1 ekleyeceğim. O zaman 2 kare farkı 2022'den 2020 çıkarsa 2. İkisini toplarsak 4042 artı 1 yani 8084 artı 1 85 oldu. D şıkkı. Evet arkadaşlar, burada harflendirelim hepsini bir. Ona göre görelim. A, B, C, D, E diyelim, tamam mı? A'nın komşuları B, C ve E. O zaman toplamları 44'müş. B'nin komşuları B zaten olmalı. A, C, D. Hepsine kendisini dahil ekliyoruz. 52 oldu. Sonra C'ye geldiğim zaman hepsi C, A, B, D, E. Bu da 60 oldu. D'nin komşuları arkadaşlar B, C, kendisini yazmayı unutmayalım. Şuraya yazayım hatta en başa. Sonra E, bu da 48 olarak verilmiş. E'nin komşuları A, kendisi en başta. E, A, C, D arkadaşlar 48 değil 54'müş. Şimdi bunun bize şöyle bir faydası olacak. Bakın soruda sonuç olarak şu C, A, B, D, E tamamı değil mi? O zaman ben E, A, C, D'yi yazarsam E, A, C, D. Böylece 54 olduğu için B'ye ne kalıyor bakın? 6 kalıyor. Sonra arkadaşlar geliyorum. Şu D, B, C, E'yi kullanalım. D tamam. B gitti. C gitti. E gitti. Ne kaldı geriye? A kaldı. A böylece 60'tan 48 çıkarsa 12 oldu. Şimdi B, A, C, D'yi kullanalım. B gitti. A gitti. C gitti. D gitti. O zaman E'ye ne kaldı? Bu 52 idi değil mi? 8 kaldı arkadaşlar. Şimdi A, B, C, E'yi kullanırsak A gitti, B gitti, C gitti, E gitti, D kaldı. D'de 60-14'ten 16 oldu. Şimdi B, A, E, D'yi bulduk. C ve E. E'yi bulmamışız. E'yi bulalım. E'nin olduğu hangisi? B, A, C, D. Zaten E'yi de bulmuşum pardon. O zaman A tamam. B tamam. C yok. D tamam. E tamam. O zaman demek ki C'yi bulmak için sadece yerlerine yazacağım. C'yi şimdi biz bilmiyoruz. Kenarda dursun. A'yı 12 bulduk. D'yi arkadaşlar 16 bulduk. B'yi 6 bulduk. E'yi de 8 bulduk. 12, 16 daha 28. 8 daha 36. 6 daha 42. Demek ki toplamlarının 60 olması için C'de arkadaşlar 18 olması gerekiyormuş. D şıkkı. Solda yazanlar ve altta yazanlar en küçük değerler, sağda ve üstte yazanlar da en büyük değerler. Ortak olanlara bence dikkat etmek lazım. Bakın 13-13 görüyor musunuz? Sonuç olarak satırın en büyük elemanı burada 13, sütunun en büyük elemanı 13. Zaten bir kere yazabiliyoruz sayıları. O zaman buraya 13 gelmek zorunda. Bakın buna benzer bir tane daha yorum yapayım. Yine şurada 7 bu satırın en küçük elemanı, 7 bu sütunun en küçük elemanı. O zaman mecburen bir kere 7'yi yazma hakkım olduğu için bu turuncuya da 7 gelir. O zaman şu son turuncuyu da bulsam diğerlerini böyle tek tek bulmama gerek kalmayacak. Şimdi arkadaşlar 16 ve 16 bakın yine ortak. O zaman bu sütunun en büyük elemanı ve satırın en büyük elemanı 16 olacak. Bir kere yazmak zorunluluğu olduğu için. Bundan sonra bakalım devam ediyorum. 14'e odaklanın. Bir kere bu sütunda en büyük eleman zaten 16. 14 buraya gelemez. Sonra arkadaşlar yine şu sütunda 13 en büyük eleman buraya gelemez. Bu sütunda 8 zaten en büyük eleman. Mecburen zaten orada yer kalmadı. 14'e bir tek burası kaldı. Zaten soru beni mecbur bıraktı. Turuncu 14, turuncu 13 ve turuncu 7 bulmaya. Böylece 34 geldi. Yani biraz zaman kaybettirmeye yönelik soru gibi ama doğru bakınca, güzel bakınca daha hızlı bulabiliyoruz cevabı. Yoksa tek tek denemeyeceğiz tabii ki. Şöyle arkadaşlar, ortanca olan C olacak şekilde küçükten büyüğe şöyle çizeyim. Hatta bunu biraz daha küçük yapalım. şöyle olsun. Şimdi diyor ki zeminden A birim yukarıda kesersek 6 parça oluşuyor. Bakın gerçekten 1, 2, 3 üstte 4, 5, 6 parça olmuş olur. Eğer diyor B metre yukarıdan keserseniz, diyelim böyle bir yerden kestik. Bakın 1, 2 artık şunu bir alttakini görmezseniz 3, 4, 5 tane parça oluyor. Ve şimdi artık burası B metre, ortanca olan da C. O zaman şu oldu. C büyük, B büyük, A oldu arkadaşlar. Bundan dolayı birincisi kesin yanlış. B eksi A pozitiftir. C eksi A da pozitiftir. Pozitifle pozitifin çarpımı evet artıdır. B parantezini alırsak A arkadaşlar C'den küçük olduğu için eksi. B zaten artı. Bu da gördüğünüz gibi eksi geldi. Bu da doğru oldu. 2, 3, D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak B kesişim B ne demektir? Aslında B demektir. Yani B'nin eleman sayısı 3'ten büyükmüş. Bu arada A'dan ve B'den gelen elemanlar burayı oluşturduğuna göre B'nin bir kere kafadan 3 elemanlı olmayacak. En az 4 elemanlı olabilir. 5 elemanlı olabilir. 6 elemanlı olabilir. Daha fazla olur mu? Hayır. Zaten oluşturulan küme maksimum 6 elemanlı. A birleşim B ne demektir? A'dan gelenler veya B'den gelenler demektir. Buna göre İlk yorumumu yaptım bakın. B kümesinin alabileceği eleman değerleri ya 4'tür ya 5'tir ya 6'tır. İkinci yorumuma geçiyorum şimdi. A kümesinin elemanlarını şöyle bulacağız. 3 üzeri 0, 1. 3 üzeri 1, 3. 10 ile bölümünden kalana bakıyorum. 9'un 10 ile bölümünden kalan 9. 3 üzeri 3'ün 10 ile bölümünden kalan 7. 3 üzeri 4'ün 10 ile bölümünden kalan 1. Dikkat! Bunun 3. Fark ettiniz mi? 1, 3, 9, 7 yine başa döndü. Demek ki A kümesi arkadaşlar 1, 3, 9, 7'den oluşuyor sadece. Hangi sayıyı verirseniz verin 10 ile bölümünden kalan demek ki ya 1, ya 3, ya 9, ya 7 geliyor her seferinde. Bir süre sonra da 81'den dolayı o çarpandan dolayı 1 geldiğinden hep başa dönüyoruz. Bir daha tekrar ediyor soru. Bundan dolayı arkadaşlar B kümesinde 3. yorumuma geçiyorum artık. B kümesinde kesinlikle 0 ve 5 olması lazım. Neden? A birleşim B'de A'dan gelenler 1, 3, 9, 7 ise B'den gelenler o zaman 0, 5 olacak ki olsun. Öbür türlü A'dan gelmeyen eleman B'den de gelmezse bu kümede var olmaması lazımdı. Şimdi B'nin eleman sayısı 4 olması için geriye kalan elemanlardan 0 ve 5 kesim var. Bu 4 elemandan 2 tanesi olabilir. Veya eğer küme 5 elemanlıysa bu 4 elemandan 3'ü B kümesinde olabilir. Eğer 6 elemanlıysa bu 4 elemandan 4'ü de olacak zaten. Oluşturulabilecek B kümeleri 6, 4, 10 daha, 1 daha 11 olmuş oldu. C şıkkı. Biraz arkadaşlar verilen sayılara da dikkat etmeniz lazım. Yani kafanızdan böyle bir sürü sayıdan değil, vakit kaybetmeyin. Ve benim için soruda 11'e bölünen çok sayı olmadığı için 11 odaklı gitmek daha akılcı geliyor. Bu yüzden 11, 12, 13 gibi bu kadar küçük sayılar veremem. Çünkü 66 toplamlar en az. O zaman 22 ile başlarım. 21, 22, 23 oluyor mu diye bir düşünelim. Evet 21, 22, 23 bakın 21 7'ye bölünüyor. 3'e de bölünüyor. 22 11'e bölünüyor. 23 hiçbir şeye bölünmüyor ama 23 ile 21'i çarparsanız 7'ye bölünür. 22 ile 23 çarparsanız 11'e bölünür. 21 ile 22'yi çarparsanız 3'e bölünür ve toplamları 66 evet oldu. Sonra 129 olması için 3'e bölsek işte 43 gibi falan o zaman 44'ü düşünelim. 42, 43, 44. Bakın 42 çarpı 43 3'e bölünüyor. 43 çarpı 44 11'e bölünüyor. 42 çarpı 44 de 7'ye bölünüyor. O yüzden bu da olur arkadaşlar. 132'nin bir kere 3'te 1'i kaç yapıyor? 44 yapıyor. Şimdi 44 yapıyor ya ortanca terimin 44 olması lazım. Burası 43, burası da 45. Ama gördüğünüz gibi 43 arkadaşlar bir şeye bölünmüyor. Asal sayı onu geçelim. 43 çarpı 44'ün normalde 3'e bölünmesi lazım. Olmadı. Demek ki cevabımız 1-2'ymiş. Aslında böyle kısa süren bir soru doğru yaklaşırsanız. Burada önemli nokta arkadaşlar ardışık terimlerde ortanca terim bunların toplamının 3'te 1'idir. Çünkü birisi A'dır, birisi A artı 1, birisi A artı 2'dir. Oradan yardım alarak 66'nın 3'te 1'i, 129'un 3'te 1'i ve 132'nin 3'te 1'inden yardım almak gerekiyordu. bu soruyu arkadaşlar baştan sona düzgünce okuyup ufak notlar almak lazım. Yani soruyu hemen çözmeye atlamayın. Şunu diyelim. Normalde 12 kilodan 1 kilo çıkacağını düşünüyor. Ufak notlar alıyorum bakın. 8 kilo sağlamdan da 1 kilo çıkacağını düşünüyor. Bundan 1 TL bunu 2 TL'ye mal ediyor arkadaşlar. Ve domates fiyatından başka bir masrafı olmayacak. Kilosunu ikisinin de 15 TL'ye satıyor. Ancak hesapladığından 150 TL daha az kazancı oluyor. Burada da bir hata yaptığını görüyor. 12 kilodan değil de 16 kilo ezikten 1 kilo çıkıyormuş. Şimdi buna göre bir de şey söylemiş. Ezikten 2K kilo alıyorsak sağlamdan K kilo alıyormuşuz. Aldığı miktarı da söylüyor. Buna göre elde ettiği gerçek salça miktarını sormuş. Şimdi bakın bu 2K kilo aldı. Bunun normalde hedefine 12'de birini elde etmek. Ama bu arkadaşlar kaçta kaçından olduğunu görüyor. 16'da birinden 1 kilo olduğunu görüyor. Dolayısıyla bakın 16'da 1 kilo, 12'de 1 kilo zannediyordu. Aradaki fark ne olacak? Burada çarptığımız zaman 15 ile 150'ye eşit olacak. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam hiç bunu kale almadınız ama zaten arkadaşlar bunda bir sıkıntı yok. Bundan hedeflediği kazançla ulaştığı kazanç aynı. Sıkıntı burası arkadaşlar. Böylece bakalım kaç kiloymuş bu şimdi. Paydalarını bir düzeltelim. K bölü 8, K bölü 6 payda eşitlersem K bölü 24 çarpı 15 eşittir 150. Buradan bunlar gitti. K 240 geldi. Güzel. K 240 olduğu için demek ki 2K'da 480 arkadaşlar. Gerçekte 480'in 16 biri kadar yani 30 kilo salça elde ediyor. Ve yine diğerinde de 240'ın 8'de biri kadar salça ediyor. O da 30 kilo. Toplamda 60 kilo salça etmiş. Bakın güzel bir soru. Şunu diyebilirsiniz hocam 1 TL ve 2 TL'yi kullanmadınız. Soruyu uzun yoldan çözen arkadaşlarımız muhtemelen bunu da kullanmak zorunda kaldı. Yoksa hani gereksiz bir bilgi olduğu için değil. Ben daha kısaca bir yoldan yaptığımdan onu kullanmak durumunda kalmadım. En fazla birini almışlar. Yani ya hiç almıyorlar, hiç almayanlar var. Ya kahve alan var ya da çay alan var arkadaşlar. Şimdi bakın. Çay alanlar kahve alanların 4 katıymış. O zaman buna K dersem buna 4K derim. Bu X olarak dursun hiç almayanlar. X artı 5K yolcuların tamamı. Yolcuların yarısı, tamamının yarısı hiçbirini almayanlara eşitmiş. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi X de 5K geldi. Artık buraya da böyle 5K yazayım. Şimdi çay almayan ne demek? Çay almayan ya kahve alandır ya da hiçbirini almayandır. Yani toplamda K artı 5K'dan 6K. Sadece kahve alan ya da ikisini de almayan insan sayısı 6K yaptı. 24'e eşit K buradan 4. O zaman kahve almayan neresidir? Çay alan yani 4K artı hiçbirini almayan yani 5K. Toplamda 9K. 9 çarpı 4'ten 36 oldu C şıkkı. Birisi arkadaşlar dakikada 20 MB indiriyor. Birisi dakikada 30 MB indiriyor arkadaşlar. Şimdi 1440'ı başlayacak tamam mı? Ve unutuyor 12 dakika sadece A çalışıyor. Yani 20 çarpı 12 kadar indiriyor. Sonra arkadaşlar ikisi birlikte çalışıyorlar. Dakikada o zaman güçlerini birleştirip 50 üretirler. 50 indirirler pardon. Ve T dakika. O zaman buradan 1200 eşittir 50 T'den T 24. Yani beraber 24 dakika çalıştılar arkadaşlar. Haliyle B 24 çarpı 30'dan 720 MB indirdi. Yani aslında 720'yi 1440'a bölersek yarısını sadece kendi başına indirmiş oldu. Bunu 100 ile çarparsak yüzdesini buluruz. %50 arkadaşlar B programı indirmiş oldu. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar aynı anda havalanıyor bunlar. İlk önce ona dikkat edelim. K ülkesinden 15.00'da havalanıyor. O zaman M'ye gidecek ya bizi M'ye ilgilendiriyor. Çünkü M'ye indiği saat önemli artık. Dolayısıyla burada saat 15.00 ise burada arkadaşlar 4 saat sonra saat 23'tür. Ve şuna dikkat edeceğiz. 23'ten kaça kadar uçak uçmuş? 10'da ulaştığına göre 1 saat oradan çünkü 00'a kadar 1 saat geçer. 10 saatte 00'dan 10'a kadar, yani toplam 11 saat 1 artı 10'dan 11 saatlik bir uçuş yapmış arkadaşlar. K ülkesinden çıkan M ülkesine giden. Şimdi L ülkesine giden uçaktan da 7 saat önce varmış. O zaman 11 saatte vardığına göre L ülkesine giden 18 saatte gidiyor ve o da 15.00'da kalkıyor. Yerel saatle, yani L saatiyle saat arkadaşlar 23'e 4 eklersek 03 olacaktır. 03'e 18 eklersek ne olur? Saat 21 olur arkadaşlar. C şıkkı. Yani hangi ülkeye gideceksek o saati önemsiyorum ben. Arkadaşlar şöyle, C'den yola çıktığı zaman B'ye giderken CB yolunu aldığında bunun hızı kendisinin zaten 14. 20'de katkıda bulunacak, 12'de ters yönden estiği için, hızından etkilendiği için yavaşlatacak onu. Toplam hızı o zaman 8 artacak. Yani 22 olacak. CB bölü 22 T1 süresi olsun. Sonra arkadaşlar geliyoruz CA. C'den A'ya giderken o zaman hızı ne oluyor bakın. 14 kendi hızı, 20 ters yönden esiyor, 12 de kendi yönden. O zaman 8 azalır, 6 olur. Bu da T2 ve T1 T2'ye eşitmiş. O zaman CB'nin 22 oranı CA'nın 6 oranına eşittir. Sadeleştirirsek CB'ye 11x dersek CA'ya 3x diyebiliriz. Buraya arkadaşlar CB'ye 11x diyorum. CA'ya da 13x diyorum. Böylece AB'nin AC'ye oranı 14/3 geldi. D şıkkı. Ortak olanları sarıya boyayacağız arkadaşlar. Ortak kenar olanları ve sayısını vermiş. Şöyle söyleyeyim bakın size. 2 demiş ya burada. Buraya ve buraya sarıya boyayabilirim. Sonra 3 dediği için şöyle yapayım. Burayı boyayabilirim. Sonra şurayı da boyayayım. Böylece bakın. Ortak 3 kenarını boyadım. Bir de şu 2 yazanın 2 kenarını boyamış oldum bakın. Ortak köşesi, ortak kenar olan. Şimdi gelelim 4'e. 4'te de burayı, burayı ve burayı boyarsam bakın 1, 2, 3, 4 ortak kenarlısını boyamış olurum. 1'de zaten sadece bir ortak kenarlısını boyamalıydım. 3'te de şurası 1 yaptı. Bir burayı boyarım, bir burayı boyarım. Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boyama yaptım arkadaşlar. O tik attıklarıma. B şıkkı. Birinci ayda arkadaşlar katıldığı antrenman sayısı A olsun. Birinci aydan sonraki her ayda birinci ayda katıldığından ay sayısı kadar fazla. Yani ikinci ay birinci aydan 2 fazla. Üçüncü ay birinci aydan yine. Çünkü hep öyle söyle bakın. Birinci ayda katıldığından ay sayısı kadar fazla. Dolayısıyla üçüncü ay böyle olur. Dördüncü ay A artı 4 olur nokta nokta nokta. A artı 12 olur 12. ay. 12 tane A var. Bir de 2'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 1'den 12'ye kadar olsaydı n çarpı n artı 1 bölü 2 derdik. 1 çıkaracağım çünkü 1 diye bir sayı yok. 1'den 12'ye kadar olanları değil de 2'den 12'ye kadar olanları topluyoruz. Böylece 12A artı 77 eşittir 197. Böylece 12A eşittir 120'den A 10 geldi. İlk ay 10 tane antrenmana katılmış. C şıkkı. Arkadaşlar sizdeki baskıda yetişmiş olabilir. Bende yetişmemiş. O yüzden normalde şöyle olacak burası. Katıldığı 12 soruluk bilgi yarışmasında 6'şar 6'şar şurası. 6 soru birine, kalan 6 soru diğerine. Bu sizde var olabilir, bende yok. O yüzden olmayanlar için de böyle düzeltmiş olayım. Şimdi 6 soru soruluyor Azra'ya. Azra 6 sorudan 33 puan alıyor. Yani X tanesinden 6 puan alıyor. Sonra kendisine sorulan, bilmiyoruz ya belki Burcu da yanlış cevap verdi. Kendisine sorulan yanlış cevaplardan da 7'şer puan aldı ve 33. Tabii 33 olması için o zaman buraya kaç vermem lazım? 21, 12. Bakın buraya 2 verirsem, buraya da 3 verirsem oluyor. Ha, buradan o zaman şu sonuç çıkaracağız. Kendi sorusundan 2 tane doğru cevaplamış. O zaman kendisine sorulan 4 soruyu yanlış cevaplamış arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bir de yıldız koyacağım şey. Demek ki Burcu 3 soruyu yanlış cevaplamış. Çünkü Burcu'nun 3 sorusu bakın Kime sorulmuş? Azra'ya. O zaman Burcu'ya gelirsek. Burcu da arkadaşlar yine diyelim A tane soruyu, kendisine sorulan soruyu doğru cevapladı. B tanesini de arkadaşlar şeyden gelen, Azra'dan geleni arkadaşlar doğru cevaplamış olsun ve puana bakalım. Şimdi bir kere 4 soruyu yanlış cevaplamış ya Azra. O zaman maksimum 4 tane soruyu, kendisine sorulan Azra'ya ait 4 soruyu doğru cevaplasa 28 puan alır. O zaman 40 olması için bakın A'ya 2 versem oluyor. Gerçekten bakın 2 tane soruyu doğru cevapladı kendisine sorulan ve Azra'dan da gelen 4 soruyu doğru cevapladı. O zaman evet 40 puan alabilir. Sonra arkadaşlar yine A çarpı 6 B çarpı 7 diyelim. Kolay olduğu için o 40'tan başladım. Şimdi 25 puan arkadaşlar nasıl 25 puanı elde edebilir? 6 çarpı 3 18 B çarpı 7. Evet bu da olur çünkü kendisine sorulan 3 soruyu doğru cevaplamıştır. Azra'dan gelen 4 yanlış cevaptan da bir tanesini cevaplamıştır. O zaman bunu da alır. Gelelim diğerine. Azra'dan arkadaşlar 4 çarpı 7 28 ya da evet 6 çarpı 4. 6 çarpı 4 24 artı 7 çarpı 1 31. Yalnız burada sıkıntı ne? Şimdi Azra'ya 3 tane yanlış cevap soruldu Burcu'dan gelen. Ama Burcu burada gördüğünüz gibi kaç tane doğru cevaplamış? 4 tane. O zaman olmaz ki, 7 soru sorulmuş olması lazım kendine. Bakın 4 tane kendi doğrusu var. Bir de 3 tane de yanlış cevap var ki bu gidip Azra'ya sorulmuş. O zaman arkadaşlar 7 soruya ulaşır. Bu yüzden bu olmayacak. Cevabımız 1-3 D şıkkı. Arkadaşlar burada önemli olan mevzu ne biliyor musunuz? Bir süre evinde cüzdanı araması. Haliyle evinin içinde olduğu için evine olan uzaklığı 0 olacak. Bakın şimdi C şıkkına, evinden uzaklaştı. Evine geri döndü. Evinde arıyor şu an, bitti. Çıktı, yine evinden uzaklaştı. O yüzden cevabımız C şıkkı. 2 kere sağa, 2 kere sola doğru gidilirse kilitlenmiş sonra geri açılmış olacak arkadaşlar. Çünkü en fazla 4 kademe, 1, 2, 3, 4 buraya kadar gidebiliyor. O zaman biz 2 kademe ilerleyip sonra 2 kademe geri geldiğimizde yine başlangıca geleceğimiz için kilitlenmemiş olur. Ancak 3 sağa, 1 sola gidersek ya da 4 ileri gidersek anahtar kapıyı tamamen kilitlemiş olacağı için böylece bu 3 durumdan sadece birinde arkadaşlar kilitli olmuyor. E şıkkı. Arkadaşlar şimdi size bir dize göstereceğim. Böylece adım adım görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın burada başlangıçta 3 tane sarı var. Sonra devam ediyor bu mavi, kırmızı, yeşil diye. Sonra yeni bir dize başlıyor. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. N adet bu şekilde olsun, tamam mı? En son tam yeşil bitiyor. Şurada yeşille bitiyor. Sonra bir daha 3 sarı geliyor. Bu yeni dizinin aslında ilk 3 elemanı. Ancak devam etmemiş, burada bitmiş. O yüzden şu bir kenarda dursun. Biz şunu yapalım. İlk baştaki sarıyla başlayıp en son yeşile kadar olan yerde bakalım kaç tane bu diziden var. Yani sarı, mavi, kırmızı, yeşilden kaç tane var onu bulmaya çalışalım. Şimdi M tane diyelim, tamam mı? Sonuç olarak sarı sayısı A tane. Burada içeride görünen. Bir de burada var 3 tane. A artı 3. Şu sarıyı şu an dediğim gibi kale almıyorum. Çünkü o en sonda kaldı ve yeni dizi başlamamış. Sadece sarıda bitmiş. A artı 3'ün kaça oranı? 3'e. Çünkü her dizede 3 tane sarı var. Böylece bu bize N'yi verecek arkadaşlar. Örnek 39 tane sarı bilye olsa o zaman 3'e bölünce 13 tane dizi oluşur. Aynı şekilde arkadaşlar 203 eksi A, bir de 4 tane yeşil bakın dışarı taşmış. Son elemanın yeşilleri onlar. Bunu da kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Her birinde 4 yeşil olduğu için ve bu da N'ye eşit. Örnek 48 tane olsa ya da demin dediğim gibi 39 bölü 3 13 ise öbüründe de arkadaşlar 52 bölü 4 13 olacak. Haliyle her türlü şu dize sayısı aynı gelecek. 4a artı 12 eşittir 621 eksi 3a oldu. Böylece 7a eşittir 609. 609'u 7'ye bölersek 8 kere 7 56, 49, 87 oldu arkadaşlar. A 87'ymiş. Bunun bize artık faydası şu. Yerine yazarsak 87 3 daha 90. 90 bölü 3'ten 30 tane arkadaşlar bunlardan var. N'yi 30 buldum. Böylece bir dizedeki mavi sayısını bulabiliriz. Toplam mavi sayısı 150. Bir dizede arkadaşlar 30 tane pardon toplam 30 tane dize var. O zaman bir dizede 5 tane mavi varmış. Yani mavi x olmuş oldu. Sonra gelelim kırmızıya. Kırmızı arkadaşlar toplam 90 tane. Her birinde kaçar tane olmuş olacak o zaman? 3. Yani y de buradan 3 olmuş oldu. Çarpımları 15, C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada önce bir kar oranlarını ve ya zarar oranlarını bulalım. Şimdi her zaman maliyet bizim için önemli. Birincisinde maliyet 28, satış fiyatı 35. Yani kar 7 lira. 28'de 7 lira kar ettiğine göre %25 kar eder. 4 katı çünkü. Bu şöyle altını çizelim. Sonra geliyoruz ikinciye. Maliyet 30. Karımız ne kadar o zaman? 30'dan 36'ya çıkmış. Karımız 6. Yani %20 arkadaşlar. 5 katı çünkü. Üçüncü de maliyet 24. Karlı fiyat 30. Yani kar 6 lira. Demek ki 24'te 6 ise %25'tir. 4 katı çünkü. Son durumda da maliyet satışı geçmiş. Yani zarar edilmiş. Ne kadar peki? 40 lirada bakın 10 lira daha az satmış. 40 lirada 10 zarar var. Yani %25 zarar olur. Buraya da eksi diyelim. 25'ler birbirini götürür. 20-25 daha toplam 45 TL kar elde edilir arkadaşlar. Arkadaşlar fx eksi 2 ne verirseniz verin 2'den küçük olacağı için fx negatif olacaktır. Bakın şimdi y değerlerine odaklanacaksınız. Fx'in y değerlerinden birden daha büyük bir değer aldığını gördünüz mü? Hayır, yok. Y değerleri için anlamazsanız yatay doğrular çizin. En son çizebildiğiniz yatay doğru 1'de bitiyor bakın. Demek ki o zaman bu grafik y değeri olarak birden büyük değer alamadığı için otomatik olarak ne verirsek verelim negatif olacak. Çarpımın pozitif olması için gx ve fx ikisi de eksi veya sıfır olması lazım. Ya da ikisi de arkadaşlar artı veya sıfır olması lazım. Buna göre şunu söyleyebiliriz o zaman. Bunların sağlayan değerleri neresidir? Negatiflerde bakın şu bölgede, bu bölgede ikisi de arkadaşlar pozitif veya sıfır olduğu için eksi sonsuzdan sıfıra kadar hepsi sağlar. Birleşim ikisinin de negatif olduğu yer neresi? Ona bakalım şimdi. Bakın görüyor musunuz? Birden itibaren şu y bakın. X eşittir 1'den itibaren ikisi de grafiğin altında kalıyor. Fx fonksiyonun 2 tane kökü varmış. O zaman bir sıfır da keser bir de böyle bir a noktasında. Zaten gx'in 2 kökü varmış pardon. Gx'in 2 kökü varmış. Fx'in de bir kökü varmış. Gerçekten mavi olan grafiği tek noktada kesiyor x eksenine. O zaman arkadaşlar şöyle bir x eşittir a ve 1 arasında da bunların ikisi negatif değer aldığı için bakın şu aralıkta da çarpımları pozitif olacaktır. Alabileceği doğal sayılar o zaman 1, 2 ve 3 olması lazım. Neden? Çünkü alacağı değerler toplamı 6 demiş. Ardışık bu 3 sayının toplamı 6 olur. O yüzden 1'den itibaren toplamı 6 olan sayılar 1, 2, 3. Şimdi A 3 olduğuna göre bunların kesim noktasına dikkat. 1 ile 3 arasında o zaman 2.4 olur. Evet. Sonra arkadaşlar negatif kısımda zaten sıfırdan küçük bütün değerler olur. Eksi 1 bölü 2, 1.2 de olur. Ama 3 olmaz. 3, gx'in x eksenini kestiği nokta. Ama bunlar bakın 1 ile 3 arasında kesişiyorlar. Bu yüzden cevabımız 1, 2, C şıkkı. 20, 25 ve 30 yaşlarındaki 3 arkadaş diye söylemiş. 20K, 25K, 30K demeye gerek yok. Bunları 5 ile sadeleştirirseniz 4K, 5K ve 6K. Doğru orantıda bunu yapma hakkınız var. Orantıları en küçük haliyle yazma hakkınız var arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda 360 eksi 15K kiloya düştüler. hepsi toplamda 15 kilo verdiği için 3'e bölersek bir tanesinin kilosu 120-5K oldu. Çünkü son anda kiloları eşitleniyormuş arkadaşlar. Yaşı küçük olan 4/9 oranında kilo vermiş. Ne kadar kilo vermişti küçük olan? 4K. 4K o zaman kendi kilosunun 4/9 olduğuna göre kendi kilosu bakın doğal olarak tabii ki 9K oldu. Demek ki kalan kilo yani son kilosu kaça düştü o zaman bu çocuğun? 9K'dan 4K çıkarırsak 5K. Peki son kilolarını demin ne bulmuştum ben? 120-5K. O zaman bunların ikisi aynı şey demektir. Kalan kilo, bu da kalan kilo. Böylece K buradan arkadaşlar 12 geldi. Şimdi başa dönersek. En büyük arkadaşın diyet programına başlamadan önceki ağırlığı sorulmuş. En büyük arkadaş hangisi? 6 kilo veren değil mi? 6K kilo veren. 6 çarpı 12'den o zaman bu 72 kilo vermiş. Bu arada hepsinin kaldığı kilo ne o zaman? 120-5K yani 120-5 çarpı 12. Son kilosu, son ağırlığı 60 kilo. Verdiği kilo 72 kilo. Demek ki başlangıçta 132 kiloymuş B şıkkı. Standart sapmanın formülünü vermiş arkadaşlar. Hemen yerine yazalım. Şimdi 30 normalde standart sapma aritmetik ortalamayı bulacağız önce. Çünkü x aritmetik ortalaması gördüğünüz gibi. Bunların aritmetik ortalaması 25. Şurası toplamı 50. Burası da toplamı 50. 125/5'ten aritmetik ortalama 25. O zaman 15'ten 25 çıkarırsak 10'un karesi. 20'den 25 çıkarırsak -5 ama 5'in karesi yine. 25'ten çıkarırsak 0'ın karesi. 30 yine 5'in karesi. Ve 35 yine 10'un karesi. Bunun karekökü bölü aşağıda tabi ne var? 5-1'den 4. Dolayısıyla bakın burada 2 tane bunlardan var. 25, 100 daha 125, 250. 250/4'ün karekökü geldi. Şimdi 30 sayısının değeri 10 arttırılırsa demiş. 30 sayısının değeri 10 arttırılırsa o zaman toplam sayı arkadaşlar 135'e yükselir. 135'i 5'e böldüğümüz zaman aritmetik ortalama 27'ye çıkar. 27'ye çıktıktan sonra 15 ile 27'nin arasındaki fark 12'nin karesi. 20 ile 27'nin arasındaki fark 7'nin karesi. 25 ile 27'nin arasındaki fark 2'nin karesi. Ondan sonra sayıyı 10 arttırdığımız için 40 olacak. 40 ile arkadaşlar 27'nin karesi 13'ün karesi ve yine 35 ile 27'nin karesi 8'in karesi. Gördüğünüz gibi toplam büyüdü arkadaşlar. O yüzden standart sapma da arttı. İkinci duruma gelelim şimdi. 30 sayısının değeri 10 azaltılırsa. 10 azaltıldığı zaman toplam değer 125'ten 115'e düşer. Böylece aritmetik ortalama da 23'e düşer arkadaşlar. Neden? Toplam dediğim gibi 125'ti. 10 azaldı. 115 oldu. Bunu 5'e böldüm. 23 geldi. Şimdi artık 15'ten 23 çıkarırsak ne olacak? Aritmetik ortalama 8'in karesi. Yine 20'den 23 çıkarırsak 3'ün karesi. Sonra 25'ten 23'ü çıkarırsak 2'nin karesi. 30'u 10 azalttığımız için 20 ile 23'ün karesi 3'ün karesi. Ve yine 35 ile 23 olduğu için 12'nin karesi oldu arkadaşlar. Bu sonra da yine 4'e böleceğiz. Standart sapma bakın bu durumda azaldı. O yüzden ikincisi yanlış oldu arkadaşlar. 35 sayısının değeri 25 azaltılırsa yani toplam arkadaşlar sayı 100'dü, 125'ti. Toplam sayımız bakın ilk başta. 125'ten 25 azalırsa 100, 100/5'ten aritmetik ortalama 20 olur. 15'ten 20 çıkarsa 5'in karesi. 20'den 20 çıkarsa 0'ın karesi. 25'ten 20 çıkarsa 5'in karesi. 30'dan 20 çıkarsa 10'un karesi. 35'ten 25'e düştük. 15'ten de 20 çıkarırsak yine 5'in karesi oldu. Pardon düzeltiyorum. 10'da o. 10'dan çıkarırsam 10'un karesi oldu. O zaman arkadaşlar bakın başlangıçtaki değerin aynısı geldi. Böylece aritmetik ortalama 20'ye düşünce standart sapma değişmedi arkadaşlar. 1-3 doğru D şıkkı. Soruda arkadaşlar bir kere yalnızca bir romanı okuyan en fazla kişi olması için aslında üçünü de okuyan, bir kere ikisini de okuyan yokmuş yani yalnız ikisini okuyan yok. Sadece bu bölgeyi okuyan ve bir de sadece birini okuyanlar var. A, B, C diyelim bu romanlara. Önemli değil. Uzun uzun isimlerini yazmayalım. Şimdi gönül ister ki arkadaşlar buraya 1 diyelim. Böylece en az 7 kişi okuyacak ya. Buraya 6 yaz. Böylece bak B romanını en az 7 kişi okur. Yine C romanını böyle 6 yazarsan en az 7 kişi okur. Yine buraya da 6 yazarsan en az 7 kişi okumuş olur. Ama kişi sayısını geçersin. O yüzden maalesef ne olacak? Buraya istediğimiz gibi 1 yazamayacağız. Aynı şekilde 2 de yazamayacağız. Çünkü 2 yazarsak da 5, 5, 5. Bakın yine atlıyor, fazla geliyor. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki buraya 3 yazalım. Burası 4, burası 4, burası 4. Gerçekten bakın yalnızca bir romanı okuyanların sayısı 4 çarpı 3'ten 12 olur. Bu arada A romanında 7 kişi, B romanında 7 kişi, C romanında 7 kişi okuyor arkadaşlar. Böylece cevabımız A şıkkı 12 oldu. Yalnız bir romanı okuyan insan sayısı. Sorularda arkadaşlar ufak notlar alın ama sorunun lütfen tamamını bir okuyun. Çünkü soruda bize şu bilgi verilmiş bakın. Burcu bir şişe ayçiçek yağının tamamını ve bir şişede 120 mililitre şey var. Bakın soruya bir nevi sondan başlıyorum. 120 ayçiçek diyelim. Diğeri de arkadaşlar 240 susam kullanacak çünkü 2 şişe susam yağı. Ve soruda ne demiş? Kullanılan zeytinyağının %40'ı kadar ayçiçek yağı. Yani Z çarpı 40 bölü 100 dersek eşittir. Kaça arkadaşlar buradan? 120. 120 ayçiçek yağı kullanıyor. Çünkü böylece zeytinyağı burada 300 kullanılmış. O zaman 300 yağ kullanıldı. 120 daha kullanıldı. Toplam 420 mililitre yağ kullandı ikisiyle birlikte. Ve 140'a bir yumurtaysa 420'yi 140'a bölersek bak burada 3 yumurta kullanmış oldu. Yine 240 susam yağı kullandığı için zeytinyağının burada Z2 diyelim. Z2'nin 75 bölü 100'ünü yani 3 bölü 4'ü 240'a eşitmiş. Buradan o zaman zeytinyağı 320 kullanıldı. 320 zeytinyağı, 240 da susam yağı, 560 mililitre yağ kullanıldı toplamda. Ve her 140'da bir yumurta olduğu için buradan da 4 yumurta gelir. 3, 4 daha 7 olur C şıkkı. Masa hareket ettirildiğinde arkadaşlar tabii ki alfa açısı artar. Çünkü bakın masa hareket ettirildiği zaman şöyle genişleyecek. Böylece alfa buradan artacak. Bu kesin. Sonra alfa açısı artar. O zaman mecburen ikincisi yanlış oldu. Beta açısı azalır mı? Evet azalır. Bakın artık şuna dikkat edin. Beta açısı buradaydı. Artık nereye geldi? Buraya. Bir nevi iki iç bir dış gibi düşünün. Şuraya x deyin. Buraya y deyin. Bakın yeni açı beta üssü olsun hatta. Beta üssü artı x burada beta'ya eşit. O zaman bakın gerçekten beta küçülmüş. Cevap 1-3 D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle AB yaması sonuç itibariyle şöyle bir 10 santimlik burada bir kiriş çizebilir miyim? Tabii ki çizerim. Sonuçta yarıçap böyle bakın. Burası 5-5 olur. Evet bir üçgen çizebiliyorum. Demek ki bu AB yamasını muhakkak bu çemberin içine yerleştirebildim. Sonra burada zaten arkadaşlar hipotenüs 8 kök 2 yani kök 128 yapıyor. O zaman bakın yama bunun içinde şöyle bir AB uzunluğu olarak kaybolur. Böylece kapatır gerçekten o şeyi. Nedir o kesiyi? Şimdi 5-9'da da yine aynı şekilde 81-25 daha 114 olduğu için AB yaması, AB yırtığı daha doğrusu bunun içinde kaybolur. Çünkü yerleşebiliyor içine. Aynı yorumla burada da yine arkadaşlar hipotenüsten daha küçük AB yine içinde kalır. Cevabımız bu yüzden bakın diğerlerini eleyince C şıkkı oldu. İçine sığmaz zaten. BD, DC'nin 2 katı. Şöyle 2A'ya A diyelim. Böylece burada artık alan yorumu yapabilirim bakın. Geniş açılı bir üçgende şöyle geniş açı. Şurası arkadaşlar dar açı. Geniş açılı üçgende EC kenarına ait yükseklik nerede iner? Tabii ki şu darın gördüğü yükseklik B'den iner arkadaşlar. Böylece 6 çarpı 4 bölü 2 12 ve alanlar oranı tabanlar oranı buraya S'e 2S diyeceksiniz. 3S eşittir 12'den S 4 oldu. Bizden kaç S isteniyor? 2S. Yani cevap D şıkkı. Aslında dikkatli olsak sayı harf versek arkadaşlar yapabileceğimiz bir soru. Bakın şimdi. orta noktalar verilmiş böyle. Bunlar hep birbirine eşit çünkü düzgün altıgen, sembolleri bile aynı yaptım. Şimdi buna göre harf vereceğim. Bakın buraya, tabi buraya derken şöyle A diyorum. A. 30-30-120 üçgeni olacak değil mi? Çünkü arkadaşlar şöyle paraleldir AC bu dikdörtgenin kenarına. Böylece A kök 3 olur. Sonra 2A, şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 2A burası. 4A burası. Orta tabandan 2A artı 4A, 6A, yarısı 3A dikdörtgenin diğer kenarı. O zaman A kök 3 çarpı 3A'dan 3A kare kök 3 A'ya eşit oldu. Şimdi gelin düzgün altıgenin alanını hesaplayalım. Nedir? 6 tane eşkenar üçgenin alanı. 2A'nın karesi kök 3 bölü 4 çarpı 6. Bu da 6A kare kök 3 oldu. Demek ki o zaman 3A kare kök 3'ün 2 katı 2A olur arkadaşlar, B şıkkı. Zemine dik iz düşüm uzunluğu ne demek? Böyle dik indireceksiniz demek ve şuranın uzunluğu arkadaşlar 48'dir. Bir şeyin dik iz düşümü dediği zaman uçlarından dikler indiririz. O diklerin birleşimi işte bize dik iz düşümü, bir nevi gölgenin boyunu verir. Haliyle 50, 48, 14. Neden? 7, 24, 25'in 2 katı arkadaşlar. Biz bu 14'ü ne kadar yükseltiyormuşuz? 26. 14, 26 daha 40 yapar. Zaten burası 50. Böylece 50, 40, 30 oldu. Şimdi bakın, dikkat edin. Şuraya olan uzaklık böyle 48 santim şuraya kadar. Yeni durumda 30 santime düştü. Yani 48'den 30'a geldi. Demek ki 18 santim sola doğru kaymış. D şıkkı. Daha iyi görmeniz için arkadaşlar şöyle büyükçe çizeyim, bakın şuraya. Şöyle DC uzunluğu, sonra 40 santim uzaklıkta. Bakın şöyle bir çembersel bir durum. Bu çemberin DC'ye olan uzaklığı 40 santim, tamam mı? Yarı çapı da arkadaşlar 10 santim. O zaman şurası da böyle 10 santim. Şimdi bu kepenk aşağı doğru iniyor arkadaşlar, tamam mı? Böyle aşağı doğru indiği zaman saniyede 5 ilerlediği için 5 saniyede 45 ilerler. O zaman bakın kepenk şöyle bir yere gelir. Artık burayı böyle kapatır. Ve 45 santim inmesi gerektiği için 40 burada, 5 de burada. Hemen şurayı sileyim. Yarıçapın 10 olduğunu biliyorum ya. Buraya bakın 5 kalacak. Zaten kepenk olduğu için tabii ki burası dik olmak zorunda. Eğik bir şey değil. Yarıçapta 10 olduğundan 30 derece oldu. Burası da 60 derece oldu. Böylece burası da tabii ki aynı mantıkla 10, 5, 5 kök 3. Yine burası da böyle 5 kök 3 olur. Yani görünmeyen kısım arkadaşlar 120 derecelik bir daire parçası oldu. Onu da nasıl buluruz? Daire dilimi toplamda 60 daha 120 derece. 100 pi bölü 60 derece 3'te 1'dir tüm alanın. 100 pi bölü 3 eksi 10 çarpı 10 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2. Yani 100 pi bölü 3 eksi 25 kök 3 oldu arkadaşlar. Mavi kısım, yani arkada kalan görmediğimiz kısım. Şöyle şu şekilde. Katlanmış şekli geri eski haline getirmek bazı sorularda daha kolay hale getirir işinizi. Bakın şöyle eski haline getirelim. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi. Yine burayı da böyle eski haline getiriyorum. Şimdi bunun bize katkısı ne olacak bir bakalım. Şöyle açıortay böyle alfa alfa. Burası da yine aynı şekil olduğu için açıortay alfa alfa. Bize DC'yi ve NM'yi 4 vermiş. 4 burası. Sonra arkadaşlar 12. Buralar 12 12 hep. 12 12. Ve MLAC 6. Yani buralar şöyle 6 arkadaşlar. Bir dik yamuk oldu. Şöyle bir dik indireceğim. 4 olduğu için karşısı da 4. Böylece 8 birim kaldı şu kısma. 6 olduğu için 6, 8, 10 oldu. Dikkat edin lütfen. Şöyle bir dik indirirsem alfa, burası beta, burası beta. O zaman şu açıda alfa olur. Doğru mu? Z'den dolayı. Hemen şurada da göstereyim bakın. Şöyle bir dik üçgen. 10, 6, 8. Sonra burada arkadaşlar bunun devamında şöyle bir dik üçgen, buraya BH diyeyim. BH arkadaşlar ve yine bu alfa, burası alfa, şurası da 4 zaten. Bakın şimdi 90'ın karşısı sol tarafta 10, sağ tarafta 12. Alfanın karşısı sol tarafta 6, sağ tarafta arkadaşlar BH, bilmiyorum X diyeceğim. O zaman X buradan 7.2 oldu. Bir diğer yarısı da aynı ikizkenar üçgen olduğu için BHHK, orası da X, yani 2X arkadaşlar 14.4. İşte burayı 7.2 buldum. Burası da 7.2. C şıkkı geldi. Bu aynı zamanda A noktasından başlayıp geri A noktasına dönmek gibidir. En kısa sorularını açınım yaparak yapmalısınız arkadaşlar. Şimdi OT 20 kök 15 verilmiş. Şöyle OT pardon, yükseklik 20 kök 15 verilmiş. OB de arkadaşlar 20 verilmiş. O zaman şunu görmeniz lazım. Burası şimdi 20 kök 15. Burası da 20. 20'lere takılmayın çünkü 20 parantezinde birisi 1, birisi 20 parantezinde kök 15. O zaman Pisagor yaptığımız zaman 20'leri boş verin. 1'in karesi 1, kök 15'in karesi 15, 16 oldu. Yani bunun karekökü 4 geldi. Demek ki buradaki BT ana doğrusu da 4'müş. Ne söylüyoruz arkadaşlar biz? 20 katı olduğu için burayı da 80 yazıyoruz, tamam mı? Bundan sonra artık ana doğru yani L 80. Yarıçap yani o da 20. R bölü L bize neyi getiriyordu? Alfa bölü 360. Açınım yaptığımızda şöyle geldiğimiz zaman tepe noktası burası. Yapacağınız iş arkadaşlar, A'dan başladığınız zaman yine A en uç noktaya gider. Çünkü açmak gibidir bir ucundan ve B de tam ortada, gördünüz mü? Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Konu anlatımlarında da hep söylüyorum. TB üzerinde bir K noktasına uğrayacağız temsili olarak. Sonra geri A'ya döneceğiz. Dikkat, işte olay bu. TB üzerinde bir K noktasına değdim. Sonra doğrusal bir şekilde geldim A'ya geri. Bu arada B noktası orta nokta olduğu için burası arkadaşlar 45 derecedir. Burası da böyle 45 derecedir. Zaten demin de söylemiştik. Burası 90 derece. Şimdi yarıçapı kaç biliyoruz? 20 çarpı 4'ten 80 bulmuştuk. Burayı da 80 bulduk. Demek ki ışıklandırmanın boyu 80 kök 2'ymiş. Konu anlatımında çok güzel bunlarla ilgili sorular çözdüm. Kafanıza yatmayan bir şey varsa, konuyu tam anlamadığınızı hissediyorsanız lütfen TYT, AYT geometri anlatımlarımı bir dönün. Orada gerçekten mantığıyla uzun bir şekilde bahsediyorum arkadaşlar. Şekle arkadaşlar dikkatli baktığınız zaman şu oluşan yeni karenin bir kenarına dikkat. Şuraya A, buraya A dersek zaten arkadaşlar şu kısa kenar, bakın şu kısa kenar buraya gelmiş. O zaman demek ki bu karenin bir kenarı 2A olmuş. Buraya A dediğimiz zaman eşlikten dolayı zaten burası da A. Demek ki 3A'ya A'ymış. Bunu söylemiş olayım. Böylece şurayı birleştiriyorum. Bir dakika, onu bir düzgünce bir daha göstereyim. Bakın şunu şöyle uzatırsak gördüğünüz gibi uzun kenarı dik üçgenin 3A oldu. Burası 3A. Sonra kısa kenar zaten A'ydı. Karşısı A olur. Burası A. Yine burası da 3A olur. Demek ki 4A kök 2 eşit 12'ymiş. Bundan dolayı A arkadaşlar 3 bölü kök 2 olur. 2A'da kaç gelecektir? 3 bölü kök 2'yi 2 ile çarparsak 3 kök 2 olur. Ve bu karenin bir kenarı oldu. 3 kök 2. O zaman alanı da arkadaşlar 3 kök 2'nin karesinden 18 yapar. A şıkkı. Soruda arkadaşlar AB arası uzaklık bize 130 kilometre olarak verilmiş. Hemen o zaman buraya bir 130 yazalım. Bir de iki nokta arasındaki uzaklık nedir? x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Bu arada y2 eksi y1 ya da y1 eksi y2 kare alırken fark etmeyeceği için sorun yok. Ama eğimde çok önemli, fark eder. Bu şu an onun konusunda olmadığımız için onu geçiyorum. Uzaklıkta büyükten küçüğü çıkarmanız yeterlidir. Problem yoktur. Yeter ki x'ten x'i, y'den de y'yi çıkarım. Böylece buradan arkadaşlar 13 geldi. Demek ki 13 birim kaça karşılık geliyormuş? 130'a. Demek ki bir birim 10 kilometreye karşılık geliyor. O zaman B ile C arasındaki uzaklık 8-0'dan 8'in karesi, 12-6'dan 6'nın karesi. Buradan da 100'ün karekökünden 10 birim yaptı. 13 birim 130 ise 10 birim de arkadaşlar 100 kilometre olur. C şıkkı.